Ay kendi işini bıraktı başkasına koşuyor. Alem bu Fatma Gül'den. Hayır o üzülecek yine. Tam düzelmeye başlarken acıları tazelenecek yine. Bak gör. Hah geldi. Hadi neredesin sen? Bir sürü sipariş var hadi. İçine adresleri koydun mu? Koydum koydum. Hadi çabuk fırla. Tamam gidiyorum ya. Cevap verme bana. Bin tane sipariş var daha eve gideceğim çocuk bekliyor hadi. Mehmet oğlum hadi gideceğim. Tamam. Hadi hadi. Maşallah bunun dili de pek uzadı ha. Aa, bu çiçekler neyin nesi? Bana bak sana mı geldi acaba? Niye bana gelsin ki? Kadir Bey'in elindeydi. Fatma Gül olsa Kerim'in elinde olurdu. Sen bir sütü versene bana dolaptan. Adam 40 yılda bir çiçek getiriyor. El alem yüzünden gümrütüye gitti. Yazık vallahi. Mukaddes Hanım. El alem dediğin o kız neler yaşadı sen biliyor musun ha? 2 yılda neler biriktirdi. Bak biz 1,5 yıldan beri nelerden geçtik. Özge bizim yaşadıklarımızı daha yeni yaşamaya başlayacak. Bugüne kadar çektiğinin üstüne bir de bu rezil sürece katlanmak zorunda kalacak. Allah yardımcısı olsun. Amin Allah. Adam inkar etmemiş ama. Söylemiş yine. Bırak Allah aşkına konuşmayalım. Bu kadar korkunç bir şey. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Rami. Dikkat et hava yutmasın çocuk. Ediyorum, ediyorum. Çok dikkat ediyorum. Aferin sana. Kızcağız neler çekmiş 2 yıl boyunca düşünebiliyor musun ha? Ne baskı altında yaşamış. Sen de bana söylüyorsun, kendin konuşuyorsun hala. Çok dokundu bana, çok. Hayır ben ablasına da çok üzüldüm. Öyle kaldı 2 çocukla. Ne büyük hayal kırıklığı değil mi? Düşün kocasını hiç tanımadığını öğrendi. Hem de ne şekilde? Allah sabır versin. Aferin kızıma. Hadi şimdi de gazını çıkaralım. Ya çocuklar? Onların aklı şimdi ermiyor ama yarın öbürsü gün onlar da öğrenecek. Ah ne büyük utanç. Abla Fatma Gül nerede? Ay onun çiçek ekesi geldi bu gece. Bak şimdi. Doğru söylüyorum. Hayır gündüz torbaya mı girdi anlamadım ki. Belli etmedi ama çok sarsıldı bugün. Kendini oyalıyor. Sen ses etme. Kadir abi nerede? O aşağıda. Öyle odaya kilitledi kendini. Nedense. Bana bak. O kadar çiçek getirdi adam. Bir teşekkür et. Ayıp ayol. Ya niye teşekkür edeyim? Aa sen de taktın artık. Ne malum bana getirdiği. Ay bana mı getirecek? Hı? İlahi ya. Meryem Hanım. Ben biraz Kerim'e çıtlattım durumu. Yok. Meryem Hanım ben konuyu Kerim'le konuştum. Ya konuyu olur mu canım? Meryem Hanım ben Kerim'le konuştum. Yani sizinle konuşursam eğer yanlış anlaşılacağımdan korktuğum için önce Kerim'le konuşmayı tercih ettim. Meryem Hanım. Ah, pardon abi telefonla konuşuyorsun sandım. Ha, duyuluyor muydu sesim? Duyuluyordu da ne konuştuğunu anlaşılmıyordu. Ha, ya ben de işte bir savunmanın provasını yapıyordum. Abi Meryem ablam çiçekleri masaya koymuş. Deme. Konuşacak mısın? Ya bilmiyorum ki Kerim ya. Şimdi ben o kadar kişinin arasında konuşmaya utanırım. Ya ben en iyisi onu bir gece yemeğe davet edeyim orada söylerim. Ha, ne dersin? Sen bilirsin. Demin ellerini yıka. Ama öbür yandan da bir an önce olup bitsin istiyorum ya. Yarın İzmir'e gideceğim işte savcıyla görüşmeye. Kamera kayıtlarını bizim davayla ilgili işleme koysunlar diye. Söylemiştin. Hadi unutuyorum işte canım. Kerim? Ne oldu? Ay yok canım öylesine konuşuyoruz.
Ters bir durum mu var? Ha yok canım, yok yok. Nereden çıkardın? Bir şey oldu, bana söylemiyorsunuz. Ya korkulacak bir şey yok. Aksine... Kerim. Ya abi görmüyor musun? Kızın aklına kötü kötü şeyler geliyor. İyi bir haber duysun bari. E peki öyleyse ya. Hadi. Neler oluyor? Fatma Gül. Kadir abi Meryem ablamı benden istedi de. Ya gel gel gel. Sahi mi Kadir abi? Ya sahi sahi de ya, hay Allah ya. Meryem Hanım. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Ay sen de her şeyi kötüye yoruyorsun ya. Dur ben söylemeyeyim şimdi, sürpriz olsun. Aa. Çocuklar. Kadir abi gel. Abla Kadir abinin sana söyleyecekleri var. Buyurun. Şey... Yani biz bunu bir gün baş başa konuşalım daha iyi olur. Olmaz. Kadir Bey, bunlar böyle aile arasında konuşulur. Yolu yordamı bu iş. Hangi iş? Ayol Hümeyra'nın dediği iş işte. Sen de anlamamazlıktan geliyorsun ha. Ablacığım ben çok sevindim. Ben de. Neye sevindiniz ki şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor mukaddes? Ya bir çok heyecanlı, dur şimdi dur. Ne oldu anlamadım ki. Cevabın? Ay soruyu bilmiyorum ki cevabı vereyim. Kerim yardım etsene ya. Abla. Kadir abi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni benden istedi. Ne? Tabii benim belki de sizinle konuşmam gerekirdi önce ama bilemedim işte. Ben Kerim'le konuştum ama... Yani madem artık açığa çıktı, o zaman ben de herkesin huzurunda sorayım bari. Meryem Hanım... Benimle evlenir misiniz? Evet abla, ne diyorsun? Çok şaşırdım. Ay neye şaşırdın? Ay Meryem abla, ayol çiçekler gelir gelmez anladın, hatırlamıyor musun? Yeme bizi hadi. En iyisi biz bu gece baş başa bir yerde yemek yiyelim. Ha? Bence de iyi fikir. Bence de. Bence de, bence de. Ben de o kadar yemek hazırlamıştım ama. Aman biz yeriz onu, sen hiç merak etme. Şöyle güzel güzel bir yemek yiyin baş başa, romantik romantik, mum ışığında. Ah. He, romantik romantik. He, ne dersiniz? Ben bir üstümü değiştireyim. Tamam, ben de o zaman yer ayırtayım. Şöyle güzel bir restoranda, değil mi? Ben Meryem ablaya bakayım. Abla. Fatma Gül çok heyecanlı. Normal ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.